Evet. Şimdi ya polislere bir konuşma yapayım mı? Bence şimdi yapalım mı? Yapalım da bir o zaman bulmaca çözdürmüyoruz. Sadece kendimizi hatırlatalım. Bugün bir... Hatırlatmak Yani lazım aynen. istersen bir özelden şöyle bir şey yazayım abi şimdi. Şey olmasını da istemiyorum. Ne? Discord'una bak istersen. Bakayım. Şeyde mi yapsak abi konuşmayı bu? Aa, telsize mi sızsak? Giremezsin ki. Polis Nasıl olmak. Polis olman lazım. Polis oluruz oğlum. Sistemsel olarak da. Yani telsi mi sızalım? Ya telsiz sızıp bir konuşma yapılabilir. Hani Ama böyle ondan sonra polislerin şeyi patlar abi. Yani o telsize duramayacaklar. Hangi telsize geçeceğiz falan olacaklar yani. Güvenliği de hissetmeyecek hiçbir zaman hiç polis yani. yani bunu bir oyuncu yapamıyor ama bu admin pası yani onu Abi ya biliyorlar. o öyle Çok ya. umursamazlar Bence de bence onu. siklemezler. O öyle diyorsanız okey. Ya Yani da çok bir havalı bir tane şey ama. polisi kaldıralım ama uzar işte onlar. Onlar çok O çok uzun uzatır. Bak rollere telsize bir sızmayalım. de Abi sen birine TP atıp konuş. Bu da şöyle bir rol olur. Onun telsizine sızmış olursun yani. Genel kurtulamayız. telsize değil. Yah Ne onun yerine o çok telefondan saçma ararız olur. lan. Telefonunu ararsın öyle yapacağını. Ya bence telsize bir sızabiliyorsan sız. Selamun Selam. Yani bence telsize sızalım. Tamam. Şöyle. 10-20'lik bildiriyor. Tüm birimlerin dikkatine. Oy. Hadi bakayım. Sonra da şey diyor değil mi? Temel ve Sigurd konuşuyor. Pardon arkadaşlar. Filtremi açık unutmuşum. O hemen toparlıyor değil mi? Bu yavşaklar böyle konuşuyordu değil mi? Falan diye. Tüm birimlerin dikkatine ha. Belki Oyunumuz Discord'dan başlıyor. yazdığımı bir söylemek Ha isteyebilirsin Korde o abi. dediğin aynen o şey onu ben de hatırladım. Şeyle Yok alakalı benim değil mi? dediğim diğeri. Sen neyi diyorsun Kanka yani? beyaz piyon, siyah piyon ama şey hani demiştin ya. Oğlum bana Siyah söyleyeceğin o değil mi? şeylerin kemiğini bulalım. Ben zaten çok uzatmayacağım konuşmayı. Sadece bir zehir salacağım. Birini yazdım, diğerini Rahane sen yaz bana özel. Oğlum şey demiyor musun? Satranç tahtası hakkında bir Yok metafor. o da var ama o Şimdi başka. bak bugün O zaman başlatacağımız okey. rolün bir devamı olmalı ya. Yani biz hep öyle yapıyoruz. Anlık değil şimdi. Biz bugüne kadar ne yaptık bunları? Hep bir oyundan, bir piyondan, bir satranç oynuyoruz dedik birlikte. Şimdi oyunu Evet. zorlaştırma vakti artık değil mi? Küçük küçük oyunlar oynadık. Şimdi Onunla ilgili artık zaten bir şey var biliyorsun. var. Şimdi daha da oyunu zorlaştırmanın ve bizim ne kadar güçlü olduğumuzu, yani onlar kadar olmasa bile güçlü olduğumuzu yansıtacak hamlelerde bulunmamız gerekiyor. Bugünün olayı bunun başlangıcı aslında. O yüzden de çok komplikeye girmeden, bulmaca çözdürtmeden onlara bir nokta atışı yapmamız gerekiyor. Aklımda da birkaç cümle var. Hani bu anladınız mevzuyu siz. Aha, aynen işte. Öyle bir Şimdi... şeyle. Ney? Sen bana Discord'dan bir şey mi yazacaksın? Yazdım zaten ya. Onu işte gör, aklında bulunsun ama zaten şu an senin aklına gelen Evet şeyden sen bu. o Bence zaten girelim aynı gidelim zaten oradan. aynı kafa. Aha, Şimdi polislerin tamam. telsizine sızmak için ne yapmam lazım? Öncelikle polis olmam Onu lazım. ben bilmiyorum. Evet. Polis ol, Give telsiz al. Set akademiye başvur o job zaman. Ha ha ha. 268 polis 3 olsak kurtarır. Şimdi bir dakika. Bekleyin. Veriyorum coşkuyu. Chat sesim, chat sesi oldu mu? Tüm birimlerin dikkatine. Chess konuşuyor. Bizi özlediğinizi umuyorum. Ne o yoksa dilinizi mi yuttunuz? Söyle. Baştan söyleyeyim. Herkes sessizliğini korursa kimseye zarar gelmez. Beni iyi dinleyin olur mu? Uzatma ne Sadede gel söyleyeceksen söyle. hadi. Sisteminize sızmak çok kolay oldu. Öncelikle egolarınıza bu kadar aşık olmanız bizi gerçekten derinden etkiliyor polisler. Hatırlarsanız Sadede gel. sizden
Sözümü kesmezsen sevinirim. Bizden bir özür isteğiyle yanıp tutuşan bu güzel chestleri bence mutlu etmenin zamanı geldi. Ne dersiniz? Geçen sefer özür dilemeyip de elinizden kurtardığımız çocuğu hatırlıyorsun değil mi? Masumların ölümüne vesile olmaya devam edeceksiniz yani. Doğru mu anladım? Masumların canına katleden sizsiniz, biz değil. Bence özür dilemek için çok güzel bir gün. Bir daha düşün derim. Masum insanları kullanarak bizden özür bekliyorsunuz. Masum insanları bu kadar düşünseydin, bir özrü çok görmezdin. O çocukların, o adamların ölümünün sorumlusu sizsiniz. Bunu unutmayın. Ben dahil olmak üzere tüm departman mensupları, kendi canlarını riske atarak vatandaşları korumak için yükümlüler. Bunu unutma. O zaman ben sana her zaman verdiğim fırsatı bir daha vereceğim. Bunu düşünmeniz için 5 dakikanız var. Ya medyaya bir özür dilekçesiyle özür bildirimi yaparsınız, bugün kimsenin canı yanmaz, ya da her zamanki gibi susarsın ve bir masumun ölümüne sebep olursun. 5 dakika sonra gene buradayım. Tüm halktan ve bizlerden özür dileyin. 10-19. Gene bir yerde tekledim, neyse. Cümle kuramadım. Oğlum niye ben geriliyorum böyle şeylerde ya? Neyse. Şimdi bunlar gene özür dilemeyecek. Dilediğini düşünse özür diliyorum. Size özür diliyoruz diyormuş. Sik gibi kalıyormuş. Tamam. Tamam o zaman abi. Kahve içmeye gidiyoruz değil mi? Okey oynuyoruz 4 kişi. Ya bu kadar basit bir özür ya. Eyvallah kardeşim. Şimdi biz mesajı verdik. Telsizlerine sızdık. Şimdiler ne yapacak? Bir toplanacak. Bıdı bıdı yapacaklar. 5 dakikayı sayalım. 5 dakika için özür dilemeyecek diye varsayıyorum. Özür dilerlerse de B planım var zaten kafamda. Özür dilemezlerse çok kısa bir konuşma yapacağım. O cümleyi birazdan duyarsınız. Onu yazdım notlarında. Notlarda. Ondan sonra başlasın. Rol paslarında meta serbest değil mi? Biz de koymuyor. Biz zaten kendimize hayır olsun diye kendimize eğlenelim. Eğleniyoruz zaten ayrı konuda. Hani bizim avantajımıza bir rol paslamadığımız için. Tabii ki de meta alıyoruz, spekliyoruz, görüyoruz duruma göre. İşte hatta geçen gün gördüğünüz rol pası atarken polisleri vurmayın diyoruz, öldürmeyin diyoruz. Ya da başkalarında hani ikinci adımı da düşünüyoruz. Adamlar hastanede zulüm çekmesin. İşte yaralı rolü yapmak zorunda kalmasınlar falan diye. Mesela bir rol paslayacağız illegalle alakalı. Bir soygun moygun bir şey. Ama polislerin yarısı zaten bir şeyden dolayı vurulmuş. Onu metalamak zorundayız admin olarak yani. Evet. Ona gitmiyoruz, onu yapmıyoruz. Kesinlikle adamlar daha da patlamasın. Ya bir şey söyleyeceğim. Doruk'ta o niye balık tutuyor bana koyayım? Efendim böyle yapmayın. Onlar açalım da. Arabadan hadi be! Birleştirin. Aa niye? Açalım da. Ver bakayım $5,000. Hayda. Bilmiyorum, açığa alınanlar çok şey yapıyor, üst mevzularda geliyor, dahil oluyorlar falan diye bir muhabbet biliyorum da bilmiyorum. Ne oldu işte? Lan LSD'di kalabalık. Sadece Tarkan açığa alındı oğlum. Güzel. Şey, Kadir'le Tarkan. Şey için, ha. Tarkan. Dövdük zaten. Aldım onu ama. Aha karışmış lan burası. Üzerini değiştir. Oğlum emanet adamlar full ekipman kasıyor şu an. Bayağı özür dileyecek gibiler abi. Herifler özür dileyecek galiba. Abi özür dilemeye hazırlanıyorlar ya. Gürkan abi. Heh. Başlayalım mı yavaştan? Bence başlayalım. Arabayı ben sürebilir miyim? Hayır ya yürü git. Oğlum bir dakika. Yamyam gibi polisler ya. Yamyam gibiler bu arada var mı? Yarrağı yedik. Adminler çese desteği dur silahlara bakacağım şimdi dur. Hepsini ayarlayacağız merak etmeyin. Telsiz süresi 5 dakika dolunca söyleyin ha. 2 dakikaları kaldı. Telsiz değiştirdilerse ne yapacağız? Değiştirmemişlerdir herhalde. Onların 3 tane telsizi var normalde. Telsizin o değişti mi? O zaman o değişeni de buluruz. Sıkıntı yok.
Bu sisteme de sızmak kolay oldu. Ama değiştirmemişler. Chat değişti diyorlar. 11 görüyorum ben hala. Biz aynı telsizden devam edelim abi ya. Bu telsizde sadece konus kalacakmış. Aynen. Biz yine aynı telsizden devam edelim. Bu arada 5 dakika olmak üzere, haberin olsun. Tamam abi. Tamam. O 10-19 dediği şey oğlum, toplanma şeyi o. Hani bütün birimler bir araya gelin demek değil mi? Evet. Telsiz duyan herkes departmana geri dönsün demek. Kardeş polis oldun sen de var ya, öğrendin hepsini. Kardeşim biliyoruz bu işleri. Telefona bak diyor. Ne telefonuma bakayım amına koyayım. Orada telefonuma polis. Ne bu? Sen şu an polistesin ya, o yüzden olabilir. Abi arkadaşlar, frekansı bana yollamışlar. Allah razı olsun. Twitter'ımız da hazır ha. Chess Twitter'ımız da var. Şimdi o zaman arıyorum. 12. Ara abi. 11'e. Yok, 11'e devam et sen. Nasıl? Zaten Kaan orada. Kaan orada mı? Orada. Kaan orada. Bozuk işte, tamam. Orada aynı. Ben bir susturuyorum. Hadi bakalım. Bu nasıl meta amına koyayım ya? Hayır, şey diyecektim. Chess'le özellikle Kaan Bozuk'un arasında duygusal bir bağ oluşmaya başladı. Evet evet. Alırız yanımıza onu da. Chess'ten alıyormuş değil mi? Bir dakika durun. Bir yandan da diğer adminleri şey yapıyorum. Text'te. Tüm birimlerin dikkatine, Chess konuşuyor. Dinliyorum, devam et. Süreniz doldu ama ben herhangi bir özür görmüyorum. Niye özür dileyelim sizden? Polisler yine bildiğimiz gibi demek. Hatalarınızdan ders çıkaramıyorsunuz. Her bizden özür dileyin diyen kişiden özür dileseydik bu departman ayakta duramazdı. Çok ayakta durabildiğinizi düşünmüyorum. Her neyse. Bakalım satranç tahtası tek renkken oyunu nasıl oynayacaksınız? Hoş oyunu oynayabildiğinizde de tartışılır. Dikkat edin kendinize. Ben gülme sikerim belanı senin ha. robot sesiyle sövdüm. Ya bir şey hoş söyleyeceğim. Oyun oynayabildiğinizi de. Hayır, mevzu ne biliyor musun? Mevzu ne biliyor musun? Benim doğaçlama yapmam lazım. Yazdığımda. Evet doğaçlama da çok oyluk şey söylüyorsun da. Yazdığımda şey oluyor. O an doğaçlama da girmek istiyor beynim. Arada kalıyorum dümdüz. Beni hatırlıyor musun? İlk aradığımdaki doğaçlama gibi bam gün vurmak gerekiyor. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Sana bir şey soracağım. Satranç tahtası tek renkten de demek derken ne demek istedin ha? Hep beraber görelim. Satranç tek kim renk demek? Ne demek? Atlayın. Kar yağdı. Şehir beyaz siyah, ondan mı demek istedin acaba? Belki ya. De. Dur polisliği bir çıkartayım. Tüm alertleri görüyorum. İşler şu taraf. Öbür tarafa gidiyorduk. Şimdi onlar ne diyor acaba? Bunlar yine bir şey yapacak. Bir tane döne geldi. Şimdi... Sağda solda orakıl görürseniz koşun. Değil mi? Orakılların peşinden gidiyorlar. Orakılları kovalıyorlar. Ha mermi hallederiz. Durun daha olaya başlamayız zaten. Götüm. Önce bir mekana gidelim. Hadi bakayım.
Satranç tahtası tek renk derken neyi kastettik acaba? Allah ya. Bu arada bu karlı hava çok güzel olmuş ya. Atmosfere falan baksana. Efendim abi? Mermi... Yok çete diyordum ya. Burası? İleride markette dur. Karnım acıktı. Dur burada dur. Ne güzel mekan. Bekleyin şimdi. Önce bir şu şeyimi falan halledeyim. Bagajdan alıyormuş gibi. 762'm yok mu lan? Abo. Versene bana bir 762. Şunları bir doldurayım ben. Dolu zaten. Dolu zaten. Ağırlık mi? Taşıyamıyorsun abi ya. Ağırlık taşıyamıyorum. Çok güzel dedin. Evet, çok dolusun. Bir saniye. Bir vereyim, reloadla sürekli. Evet, bir versene. Aa, bir tane bile alamıyorsun bu arada. O kadar olamaz oğlum. 4 kilo mu bir mermi amına? Sen bana bir iki parça bir şey ver abi. Fulle sonra geri veririm tamam. Ben sana inşallah. Ben sana o zaman şu rondo esin değil mi sen? Aha. Şunu bir al. Şunu da bir al. Hatta 3 tane sende dursun. Bunlar lazım olacak bize. Ver şimdi mermi. Allah Allah, taşıyamaz diyor. Bu arada dur bakayım. Şimdi şunları vermeyi denesene. Denesene yerden. Ha öyle. Yerdekileri almayı dene bir de sen. Çık oradan biraz. Ben bugün öyle bir şeyi çözdüm. Çık çünkü. Biraz oradan. Çıkayım. Tamam böyle oldu. Bu bak bir not alalım onu. Aynen not alalım burada. Evet ben bunu aldım zaten not. Bunları da alırsın kullandıkça. Dün bayağı bir bug fix yaptık arkadaşlar. Görmüşsünüzdür belki. Tamam, mermiler okey. Mermilik çok bir işimiz yok. Dur, şöyle bir hani şekil olsun. Plan basit. Konuştuğumuz gibi. Şunları da geri vereyim abi. Ver onları da. Bunun üstüne böyle konuşmak istemezdim ama. Plan basit konuştuğumuz gibi. Abi buyur. Abi sigaram bende kalmış deyip. Abi telefonla cüzdanı geri almıyoruz da ya. Çakmağım bende kalmış abim. Hadi bakalım. O zaman operasyon yapıyoruz. Burada zaten her şeyimiz hazır. Arabayla mı gireceğiz? Bence yürüyerek girelim. Yürüyerek ya. Yürüyerek oğlum, bu saatten sonra arabaya gerek yok. Tamam tamam. O zaman... Çekin bıçakları. Bak bak, adam var orada, adam. Takip et. Bu bizim normal kontrol şeyi var ya, yavaş yürüyor. O olsa... Evet, o çok güzel olur. Dın dın. Dın 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 dın. Dın dın dın. Sikeceğim buz gibi soğukta. Siktir git amına kodasın. Biz bir arkadan saplama yok değil mi? CTRL ile saatlika basıntılarak vurursa mı? Git sapla. Oh! Öldün amına koyayım, ne ağı. Bak ileride de adam var. Oraya nasıl gidelim? Etrafa bakın bu arada. Cesedi sakla, cesedi sakla. Arkaya götür. Gireceğiz abi. Bence o karşıdakine girelim. Bak karşıdakine girelim. Oradan tek içeriye dalarız. Tek başınaysa silah çekip bıçaklayabiliriz korku. Arar. Direkt bıçaklayalım direkt. Ben arayı açayım. Oğlum 45 dakika sürecek orayı. Abi de karlı zeminin altında da yani orada. Bence iptal edin. Eğilerek yürüyelim ya. Şimdi arkadaşlar bu... Oğlum çok kalabalık lan orası. Abi bak iki kişi... Bak ilk başta şunu ben paketleyeceğim. Hangisini? Tamam. Şu soldaki karşımızdakini.
Sağda iki tane uzakta var ama. Sağdaki iki tane uzaktakini de siz paketleyin. İleriden sağdan dolanayım mı? Ha işiyor bu, işiyor bu. Paketliyorum ben bunu. Paketle onu o zaman, ben diğerine gidiyorum. Tamam, sen de en sağdaki açıl. En sağdan açılarak giriyorum. En sağdakini alacaksın. Sağdakini ikili gireriz. Gelsin bir yanıma. Gel gel arkamdaki. Gel. Aynı anda gireceğiz. Sen sol ötedekine gireceksin. Tamam mı? Tamam. Ben sağdakine. Gel. Arkadaşlar şimdi bu bir script aslında. Biz bunu oyuncularla yapıyoruz ama script'in kendisi böyle değil. Anlatacağım. Bu iş bitsin. Olayı anlayacaksınız. Siz okey dediğinizde en uzaktakine ben giriyorum. Yakaladın mı sen birini? Yani koşacağım üstüne. İndiriyorum. Fırla. Tak tak. Şimdi orta kısma gireceğiz. Paketleyin şunu. Şurayı sırtlayın, şeyi alın. Tamam, buradan devam. Sağ kısımda var ama bu arada Tukan abi. Sağda adam mı var? O zaman... Evet, sağ tarafta. Önemli değil. Zaten bunlar biz adminler. Yani hani biz olayı şey yapalım da asıl sonrası güzel bunun. Sağ tarafta adam var dediğin neredeydi? Girişinde bu sağ taraf. Yani burada bombayı şey yapıp burası temiz gözüküyor. Tamam, devam ki. Devam ki. Ben en arka geçeyim. Ben hiçbir şey görmüyorum. Render almadı benim. Gördün mü? İleride. Merdiven altında. Gördüm. Onu indirmemiz lazım. Devam. Onu biri indirsin. Ben gidiyorum. Kordi. Hadi Rani. Tamam Rani. Sağdaki tek gidiyor kimse. Ben onu takip edeyim. Abi. Efendim? Ben hala adam öldürmenizi bekliyorum. Alo? Öldürdük. Burada da var bir. Oğlum önümde duruyor. Önümde var. Şu an benim önümdeki adamı görmüyor musunuz? Ha gördüm. Hayır ha. O ben diğerinden bahsediyorsun sen. Tamam öldür. Oğlum öyle koşulur mu amına koyayım? Yamyam. Kim o abi? Grip mi o? Hayır ben bilmiyorum. Adam şey görmüyorum ben. Tamam cesetleri kaldırın ortadan. Kuruyorum bombayı. Devam. Temiz mi etraf? Hayır lan ben Discord'dan konuşuyorum oğlum. Siz niye kişiye oldunuz ona koyayım? Gerildi mi lan herkes? Bunun normal scriptinde ama böyle değil arkadaşlar bu arada. Gerçeğin anasını sikiyorlar burada böyle bir... Etrafı iyi keselim de. Şimdi bizimkiler böyle... Bu arada şey dedik hani olur da ifşalanırsak mal gibi... Alarm oyundan mı çalıyor? Evet, ödüm patladı. Sizin acele edelim ya, alarm çalıyor. Alarm çalıyor mu şu an? Abi sen acele et ya. Abi evet, alarm... acele edelim. Bu alarm koş. Ben bu alarmı biliyorum. Biraz hızlar gidiyor ya Ryzen. Kuruyorum hemen. Kur, öbür aşamaya geçelim. Koş. Burada bence silahları çekin artık, ne olur ne olmaz amına koyayım. Evet. Gelin buradan. O polis gelir direkt acımıyoruz. Lan bu dakikadan sonra suratında bizim maske olmayan her birisi. İleride araba var. O NPC diye biliyorum. Devam et.
Kontrol et bakayım. Temiz mi sağ taraf? Temiz gibi. Çık abi sen. Biz de karşıya geçelim. Şu aralara bakın da abi. Aralara bakın bir yerde. Hızlı gidiyorum. Aha sağda var bir tane yürüyor. Yürüyor nerede? Mu? İki tane. Hop yürü. Bıçak mı silah mı? Bombayı kur. Bombayı kur. Ben bombayı kurmaya gidiyorum. Siz koruyun beni. Sen kur abi. Tukan abi kur. Yönünü de söylemiyorum. Oğlum sağ, bize, sağ, bize ne, sağdan çıkacak. Koy siktirip gidelim. Bence bunları bırakalım. Bir dakika gördüler. İkisi de yürüyor. Bence sıkın amına koyayım. Sıkın gördü. Nerede? Kur abi kur. Ha yarra yedik. Kur. Tamam, öldü. Tamam, öldü. Kur. Çabuk ol. Koş. Devam et. Kurdun mu abi? Kurdum. 50 saniye koş. Oh. Yakışıkları. Işıkları yak. Saniye. Tamam, gitmeden bekleyelim bir helikopter yavaşça insin. Tamam, bekleyin. Bekleyin şimdi. Buranın etrafı koruyun. Şey olduğunu. Etrafa bakın. Gelen olur, giden olur. Heli çok mu yakın? Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Heli biraz yakın ama bir şey olmaz herhalde. Olursa bir şey herhalde. Olmaz ya. 10, olursa 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Gitti elektrikler, yardır. Dur beni al, dur lan, dur inme. Aa indim yanlışlıkla, dur. Sakin abi, aynı anda spamlamayın. Kaldır. Demek tek renk derken... Aşama 2 başlasın. Şehrin karanlıkları. Rotasını doğru belirlesin. Doğrudur herhalde. Ne rotası bu? Neden şehre gidiyoruz acaba? Ben şu tweetimizi de bir atayım. At bakalım. Twitter'ın çak tweeti. Helikopter mi? Bir dakika. Yapmasın. Silahımı elime alamıyorum ki. Alma, gerek yok zaten. Ne yapacağız oğlum? Oğlum ateş ederse? Biz olduğumuzu nereden bilecek oğlum? Askeri. Oradan da göremez amına koyayım. Alamazsın elini abi. Silahla binmedik mi biz ya? Evet, silahla binmedik. Böyle bir bug var, onu yapacağız, çözeceğiz de. Oy. Şehre bak! Biz atıldı. Şehre bak! Biz atıldı. Tweet attın mı? Elektrikler kesildi, ne oluyor lan? Kapkara tahta, Trako. Nerede tweet'in? Tweet abi, Trako dediğin. Kapkara bir tahtada tüm taşlar eşittir. Karanlığa alışık olanlar hariç. Hadi bakayım. Hemen zikreye şey yazın, dur. O halleder abi, onu o halleder ya. Şey, tabletlerim yok. Tabletini mi? Abi veririm. Tamam. Yardır. Şu an şehir kapkaranlık. Işık tutun ha. Gayet soğukkanlıyız arkadaşlar. Gecenin bir vakti. 1, 2, 3. Bekle. C4 3 tane.
Ne verelim? Give item 268. Operasyonu başlatıyorum. ...95... Neredesin bebeğim? 95... Göremiyorum, 94'ü gördüm. 92, 93... Nerede göremiyorum? Nerede lan 95? Sakin ol. Bak bak, chat'e bakma, chat dikkatini dağıtmasın. 97, 95, 74'ü ara, 74'ü ara, şu. Değil, gördüm. Burası. Ver bebeğim. Hah. Gelin içi aşağı. Işık tut bana da. Burada hızlı oluyoruz. Evet, burada hızlı olun. 19-14. Nasıl lan? 62-95. Gördüm. Nerede? 62-95. Nereye gitti? 62-95. Üste gördüm. 64-62. Gözüm hiç odaklanamıyor. Daha iyi. Bekliyor böyle. Hack yapıyor. Ah gördüm. Amına vurdum. Sisteme sız. Uf oğlum, tipleriniz var ya. Burada çok hızlı olmamız lazım. Hızlı herkes. Vakit kaybetmek yok. Ben önden gideyim hemen. Hızlı. Ben önden gideyim hemen. Herkes maskelerini kontrol etsin. Topla topla, sen onu al. Ben içeri girmiyorum. Ya da dur gireyim. Şeyleri ben alırım. Yardır. Elmasları topluyor mu? Oğlum siz niye roldesiniz amına koyayım? Dur ben de role gireyim bari.
60 saniye içinde kapanacak. Gaz başladı. Çok can gidiyor. Seri seri seri. Topla 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 topla. Aranızdan biri yukarı gidip sisteme sızsın. Planladığımız gibi olacak her şey. Kapıyı siz tutarsanız ben de yukarı çıkıyorum. Benzin hanginizde? Bende. Topladığınız bütün paraları buraya getirin. Hazır mı? Şimdi şey rolüne girdi orada. Altın yanına erir amına. Erir amına. Şimdi bak. Ben niye şeyde konuşuyorum? Banka hesabına bilinmeyen bir hesaptan 10 bin dolar yattı. İşlem tamam. Reyneler aşağıda mı? Bu da var bakıyorlar. Koordinin... Efendim? Tamam tamam şey normal Discord'a geçin abi. Çıkın rolden şimdi. Okey. Biz. Şimdi evet. Sisteme sızdık. Paraları ateşe verdiniz mi? Daha vermediler herhalde bilmiyorum. Tamam verin amına koyayım. Yakın bütün paraları maralarına varsa. Dışarısı dolu. Dışarısı doldu mu? Dışarıda lan. Dur bakayım. Benzin dök de barutla yak. Hayatta kalmak istiyorsanız talimatlarımıza birebir uyacaksınız. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam. Güzel. Dışarıda durum ne? Sen konuşamıyorsun galiba. Onun sikim. Normale geldim. Şimdi biz normalde banka soygununda 40 dakika 30 dakika kuralını burada kullanmak zorunda değiliz. Rol pası yapıyoruz yani. Rol pasından kastım işte anlatacağım şimdi rolün şeyini çizelgesini bozmayayım. Planımız var mı? Plan. Kafamıza göre gideriz. Yani tek tük şu an o kadar koskoca örgütüz. Lan? Ne oldu? Bir dakika. Maskesi düşmüştür ne ya? Kim o rolü yapıyor? Aha dur.
kesin klav amına koyayım. Kim olacak? Hayır hayır dur. Ne olması gerektiğini biliyorsun. Ha. Ha. Silahı bırak. Silahı yere bırak. Hanginiz yapacaksınız? Ben mi yapayım? Sen yap. Sen yap. Ölmedi onu. Senin eğimini seveyim. Ben vurdum. Ha tamam lan oyundan ya konuşma. Ya şimdi diyeceğim Rehine'ni vur. Siz onu vurdunuz o Rehine sanmasın onu. Ya maskesi düşmüştür görmemiş. Sansın. Elinde silah vardı adam. Sıkıntı yok. Şu an zaten. Sanabilir. Bak şehir kapkaranlık. Aşırı üst donanımlı herifler var. Ellerinde Rehine var. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi talep iletecek miyiz yoksa direkt yardıralım mı? Yani chess şehir rolüne girmez. Böyle bize bunu bence verin, de şunu verin, bunu verin demez yani. Şimdi burada polislerin zaten, yani rolünü de sikmemek lazım. Ama bir konuşma yapabilirim. Yani bir konuşma yap orada. Bankanın önüne doğru gelirim size. Çok acil bir şekilde yaralı bir rehine var. Acil şekilde buraya intikal edin. O rehine de git. Bir dakika. İçeride beni duyan biri var mı? Dur bekle ben konuşurum. O bir rehine değil. İçeride beni duyan birisi var mı şu anda? Var ya da yok. Şimdi başarılı bir şekilde bu soygunun tamamlanabilmesi için bize bütün yolları açacaksınız. Aksi takdirde bu diğer acemi soyguncular gibi davranmam. Önüme kim gelirse öldürürüm. Çavuş. Kapının önündeki şahıs kim? Bana onu söyle. Fark eder mi? Artık kanatlı bir melek diyelim. Bak. Seninle bir anlaşma yapacağız. İçeriden almış olduğun para zerre umurumda değil. İçeride rehine tutuyor musun? Tabii ki de. Benim tek önemsediğim şey içerideki rehinelerin can sağlığı. Onun dışında içeriden almış olduğun para zerre umurumda değil. Sen bana rehineleri sağ salim kılına zarar gelmeden teslim edeceksin. Ben de senin yollarının hepsini açacağım. Buradan sağ salim arabana binip gideceksin. Motelin ortasında cayır cayır yanan adamı düşündüğün gibi mi düşünüyorsun içerideki rehineleri de? Ben tüm vatandaşlarıma aynı özveriyi gösteriyorum ve o vatandaşlarımı korumak için ben bu görevi üstlendim. İçerideki rehinelerin kılına zarar gelmeyecek, aynı şekilde ben de senin buradan sağ salim çıkmana olanak sağlayacağım. Sen olanak sağla ya da sağlama, ben buradan canlı çıkarım. Ama önemli olan içeridekiler canlı çıkabilecek mi, değil mi? İçeridekilerin... Arkadaşlar sakin olun. Burada bir anlaşma yapıyoruz. Herkes sakin olsun. Ben sizin buradan çıkmanızı sağlayacağım. Ama içerideki hiçbir rehineye zarar vermiyorsunuz. O rehineleri kurtarmak için sizinle pazarlık yapacağım ve taleplerinizi yerine getireceğim. Pazarlık yok. Bütün ekiplerini etrafa dağıt. Yolumu aç. Senin yolunu açacağım. Fakat ben önce içerideki rehinelerin can sağlığını görmem gerekiyor. Bana rehineleri gösterir misin? İçeri girmeye cesaretin varsa gel bak. Kapının önünde onlarca, düzinelerce polis memurum var. Kapıyı aralayacağım ve bana rehinelerin yüzünü açık bir şekilde göstereceksin. Anlaştık mı? Aç bakalım. Ellerim havada bir şekilde geleceğim. Yanlış bir hareket yapmayın. Dışarıda düzinelerce polis memurum var. Ben de size aynı şekilde hiçbir şekilde zarar vermeyeceğim. Ellerim havada bir şekilde yavaşça içeriye gireceğim. Anlaştık mı? Özel davet mi bekliyorsun polis? Arkadaşlar iyi misiniz? Evet. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Ben John. John, senin ismin ne? Ben Charlie. Charlie.
Arkadaşlar hiçbir şekilde korkmuyorsunuz. Sizi sağ salim bir şekilde buradan alacağım. Size zarar vermediler değil mi bu şahıslar? Hayır, hayır. Tamam. Sizden tek bir isteğim var. Sakin olun. Yanlış bir hareket yapmayın. Kişiler silahlı. Ben sizi sağ salim bir şekilde buradan kurtaracağım. Anlaştık mı? Sakin olacaksınız. Tamam. Tamam. Ne kadar inandırıcı konuştu değil mi? Bu iki insanın gözlerine bak. Daha öncesinde yaşaması için özür dilemediğin insanların ne olduğunu onlara anlat. Bu iki insanın canı benim canımla aynı değerde. Kendimi nasıl koruyorsam aynı şekilde tüm vatandaşlarımı da koruyacağım. Bu vatandaşları sağ salim bırakacaksınız. Madem bu kadar önemsiyorsun, yer değiş. Benim için hiç önemli değil. İkisini bırakın beni alın. Tamam olur. Sen sus. Evet. Size söz hakkı. İki vatandaşı bırakın madem öyleyse beni alın. Ne diyorsunuz? Bunun canı iki kişiye değermez. Tek kişiyle değiştirilmeli. Bence de. Senin canına karşılık ikisinin birinin canı. Ne dersin polis? İkisini bırakın, beni alın arkadaşlar. Pazarlık yok. Arkadaşlar buradan çıkamazsınız. Ben size bir olanak sağlıyorum. Rehineleri bana sağ salim teslim ettiğiniz takdirde size ateş açılmadan buradan sağ salim devam edeceksin. Dışarıdaki polis arkadaşlarını önemsiyor musun? Kan bozuk çekersin. Sana bir soru sordum. Dışarıdaki polis arkadaşlarını önemsiyor musun? Dışarıdaki polis arkadaşlarım dahil olmak üzere şehrimdeki tüm vatandaşları önemsiyorum ben zaten. Onları gözlemleyen, bizim gibi birilerinin olup olmadığını araştırdın mı? Şu anda tüm devriye birimlerim şehrin her detayına kadar araştırıyorlar arkadaşlar. O zaman arkadaşlarına arabalarının altında bir kontrol etmeyeceğimi söyle. Polis araçlarından mı bahsediyorsunuz? Arkadaşlarından bahsediyorum. Çıkışa. Rehinelere zarar vermiyorsunuz. Çıkışa. Ben size olanak sağlayacağım. Çavuş. Eskort. Discord. Ha ben kapatmışım. Şimdi oğlum ki, bir dakika ki kim CK izni istedi lan bu? Ben sordum. Lan tam yapacaksın ya. Tamam şimdi bir şey söyleyeceğim. Abi onlar bir 10 dakika arabalarını kontrol edecek. ben şeyi bağlayacaktım. Hani sniperların izlediğini söyleyecektim de söylemeyeyim dedim. Şimdi... Dur ne yaptın abi? Plan ikinci kısmına geçiyorum. Ha. Pardon. İkiniz ilerleyin. Oyundan aşama konuşmuyorsunuz iki, değil mi? Aşama 2 bölüm 2 ne? Başlasın o zaman. Dur bekle. Bekle dur. Şu can yeleğimi vermemiştim onu vereyim. Can yeleği ne amına kurşun geçirmez dedik. Nereye gidiyorsunuz lan? Kıyafet atacaktım yol. Beni takip edin. Bu kapandı mı bu kapı? Yo. Yo yo açık. Tamam. Abi Discord'dan konuşmadığınız için böyle güzel olmuyor yani. Yok şu an konuşulmuyor ha. Zaten abi. Ha. Beni takip bunları giyindirip ha. Bunları giyindirip geldik abi. İşte. Bu nasıl bir müzik amına koyayım dur. Yayın kapanıp saatte devamı gelecek yazmasından korkuyorum. Kim attı o emotu? Ne emotu? Ben. Bilmiyorum biri bir emot attı da. Abi kıyafetlerini veriyoruz abi şu anda işte. Onlara. Tamam. Ha verin. Yanlarında biri var mı onların şu an? Siz oradasınız değil mi? Var var. Ben varım. Tamam. Bizim kıyafetlerden veriyorsunuz giymeleri için. Aynen öyle. Nice.
Bir şey diyeceğim. İkinci kapıyı niye hiçbiri tutmuyor? Kimse bizden. Ne? Yani orayı tutabiliriz. Girmezler. Le Casa de Papel. Yok lan, Le Casa de Papel bizden çaldı amına koyayım. Ben bunu 10 sene önce de RP'de yapmıştım. Aynen öyle kardeşim. İçeridekiler duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz. Salak. Sen konuş Mert. Duymadık abi. Tamam, rehineleri bana verecek misiniz arkadaşlar? Pazarlık bitti. Rehine falan yok. Ne demek rehine yok? Arkadaşlar, o bölük bölük cevap ver. Can sağlığı benim için çok önemli. İki kişiyi iki tane vermiş sıkayım mı? Senin için de önemli. Hayır. Çoş, bir de nasıl olsa biz lazım. Polis tamam, değiliz. Tamam, git gel çabuk. Tamam. Rehine falan yok kanıtlıyoruz. Rehinelere bir tık farklı bir şey yaptırsaydınız. Halkın canını önemsiyorsan o zaman farklı. Bana o rehineleri sağ salim vermen gerekiyor. Çıkış hazır mısınız? Rehinelerden birini karşı sokağa doğru koşturacağız. Biri ateş mi etti? Böyle konuştuğu biri... zaman çok duygulanıyorum. Biri ateş mi etti? Ha? Evet, biri ateş etti. Duygulanıp duygulanmaman önemli değil. Ben tüm hislerimle o rehinelerin can sağlığını önemsiyorum. Bu yüzden o rehineleri bana sağ salim teslim et. Bakın, bu bir pazarlık değil arkadaşlar. Rehineleri bana sağ salim teslim edin. Buradan elinizi kolunuzu sallayarak çıkıp gidin. Rehine olarak gönderelim onları. Koşsunlar dışarı. Dışarı koşturalım kanka. Arabalardan... Tamam, rehinelerin sesini ben tekrar duyabilir miyim? Konuş. Rehinelerden konuş. Biri konuşsun. Arkadaşlar, beni duyuyor musunuz? Buradayız. Tamam. Tamam. Zarar vermediler değil mi siz arkadaşlar? Hayır. Tamam. Sakin olun. Kurtaracağız sizi. Hiç merak etmeyin. İkinci kapıdan ikisini de koşturalım. Çıkış yapacak mısınız arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ne, bir daha söyle. Arka kapıdan ikisini de koşturalım gitsinler. Yani görüyorlar. Hayır ya. Da. Bence direkt buradan çıkalım böyle hep beraber. Rehineler koşarak kaçtırsın sonra işte. Tamam. Aynen öyle. Biz de silahsız çıkalım. Ama direkt koşacaklar. Hiç konuşmadan tamam, direkt koşuyorlar. Biz de silahsız çıkacağız. Direkt öldürecekler ama. Ya da öldürmezler ya. Yo, silah... Ya rehineleri içeride bırakacağız dediğimiz zaman zaten... Arkadaşlar, bilgi bekliyorum size. Tamam. Rehine bulamayacaklar. İşte çıkacağız böyle hep beraber. Rehineler koşacak sonra. Hayır. Işte silahsız öndeki... çıkıp ayıramasınlar bize rehineyi. Olay şu. İki rehine iki ayrı yöne koşunca biz kaçıyoruz sancaklar. Beni duyuyor musunuz? Onlara döndüklerinde biz arabamızı verip sürekli konuşsun şu şeyle Kaan. Ben abi adam rolsüz kalıyor. Çıkış yapacak mısınız? Anlaştık. Şunu anlamıyorsunuz. Mı? O adamlar koşarlar. Neyse, tamam hadi. Abi, rehineleri vurduracağız işte adamlara. Tamam hadi, go hadi başla. Tamam, başla hadi. Silahları saklıyor muyuz? Yok ya, silahlı çıkalım artık. Yok, biz silahları alalım. Rehineler silahsız koşsun, bunları vursunlar. Sonra biz çıkalım, onlar rehineydi diye. Aramızdan bir rehine daha var deriz enkü. Tamam hadi. Hadi go. Efendim? Çıkış go. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. İçerideki rehineleri benim söylemiş olduğum konuma göndereceksiniz. Onun dışında araca binip gideceksiniz. Sen bize emir veremezsin. Emir vermiyorum arkadaşlar. Onları ona biz karar veririz. Çok konuşuyorsun polis. Sizi onlardan ayırabilmem için farklı yönlere dalmanız gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz içeride bırakın rehineleri, isterseniz önlerini farklı açın, konuma gönderin. Çıkamıyorlar, haberiniz olsun. Önlerini ama aranızı almanızı istemiyorum. Çıktıktan sonra alırsınız. Hadi. Beklemede kalın. Size hemen direktif vereceğim ve çıkışınızı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Direktif falan beklemeyelim bu arada ya. Beklemiyorum. Ya da dur, bekleyelim. Aa, Urabor. Bulbus, hazır mısınız? Hazırız abi. Niye bekliyoruz ki şu anda? Niye bulamayacaksınız? Tamam. Da. Arabaları siz süreceksiniz. O yüzden siz ilk F'e basacaksınız. Hazır olun. Rehineler. Efendim? Bence koşsun şimdiden rehineler ya. Oğlum. Ben koşabilirler. Olay yok. Biz arabamıza binip gidiyoruz sanırım. Biri sağa, biri sola.
Vururlarsa kendi utançları. Tom aracına, Tom aracına. Araçlarımız nerede bizim? Önümüzde. Beni duyuyor musunuz? Bir dakika şunu bir atayım. Şunu bir atayım İçeride abi. İçeride rehineyi bırakarak çıkış yapabilirsiniz. Öyle yapıyoruz. Hadi. Rehineler içeride kalacak şekilde çıkış yapabilirsiniz. Hadi. Çıkış yapıyoruz. Ben bekliyor muyum efendim? Çıkış yapıyorlar. Çıkış yapıyorlar. Hadi hadi hadi. Yardır sen yardır bekleme. Çıkıyorlar diyor. Tamam onlara dönenler olacak. Siz gidin. Yolu tamam. Biliyorsunuz değil mi şoför? K'ye basmayı unutmayın. Kim kullanıyor bizim arabayı şu an? Öndeki polis dursa arkadakileri paketler bu arada. Arkadaki araba bana kaldı. Yavaş kullansın yavaş karlı hava. Yavaş dur. Orası bu çocuğu. Bizim seviyemiz yapmayın. Her yer kaldı. Yavaş sür. Kim sürüyor bizim arabayı? Grab mi? Hangi arabadasın abi? Yani nasıl belli edeyim? En öndeki arabada. En öndekisin. Öndekisin o zaman. Flavor sürüyor bunu büyük ihtimalle. Tamam. Arkayı Melih sürüyor. Melih konumu işaretledim. Üçüncü aşama biliyor değil mi işini? Biliyordur ya biliyordur hadi. Şu arkamızdaki polis sıkıntı çıkarabilir. Arada kaldı adam. Sipleteyim mi? Çıkartmaz. Sen yavaşla. Yavaşla biraz. Sollayamayız. Onu pitlersen biz kalkamayız. Hadi aslan. Yavaşla biraz arkadaki gelsin. Aha. İzin verdi geçmemize. Evet izin verdi. Devam et. Arka arkaya devam et. Yardırmayın. Çok hızlı yapmayın. İleride keskin dönüş. Adam bizi geçti salmıyor. Yine geçti. Vur şuna. Şarkın kusura bakma ya. Allah kahretsin. Devam et. Devam et, devam et sen. Oğlum chestlerin zaten şeyi önemli değil. Evet, sen. Tamam. Sen devam et, Melih. Diğer ekip geliyor mu? Ona göre yavaşlayalım. Aa, geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Tamam, yavaşla geliyoruz, yavaşlayabilirsiniz. Zaten ileride keskin dönüş var aman diyeyim. Oğlum atmosfer çok yavaşla, iyi değil mi ya? Yavaşla. Evet, bizim ekip de lazım. Yavaşla ama. Evet, evet. Ona her türlü lazımız zaten. Biz çok yavaş yavaş geliyoruz. Yetişin bize. Yetişmek üzereyiz. Ha, yardım oraya, ulan. Ha. Tamam. Yetiştik, yetiştik, yetiştik. Çok güzel. Dikkatli sürün zaten. Kanka ben dikkatli sürüyorum zaten. Kar kanka. Hesaplanamıyor bu. Evet, evet. Zor. Bir de... Şunları mı sürmek çok zormuş. Ah şükürlerim. Ah şükürlerim. Yaklaşıyoruz arkadaşlar. Role giriyorum. Vay canına. Oğlum, her yere sis çökmüş. Atmosfer çok iyi. Hazır olun. Az kaldı. Yavaş. Şimdi, 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 şimdi. Şimdi. Geç yerine, geç yerine. Aslanlarım be. Aman ha, vallahi beynine vuruyordum onu. O arabayı kim çıkardı oradan? Polis çekti. Vurmak istemiyorum ya. Öldürmek istemiyorum ya. Vurun vurun vurun. Hepsini vurmalısınız. Plan var. Çok hareket etmeyin. Çok hareket etmeyin. Böyle hani edin de.
Çok eğlenceli. Anı sikim, polisin biri düştü lan bunu. Bok gibi yere yapıştı bırak. Tamam şimdi gücü uyguladık abi bence. Zaten. Helikopter düşmesin. Düşürmeyin onu, düşürmeyin. Yardırın artık. Tamam arabalara biniyor muyuz? Yardırın artık. Hadi. Hadi gidelim hadi. Arkadan sıkıyor mu biri? Sıkma. Binip gidiyor muyuz? Evet abi. Evet. Hadi go sürücüler. Ananı sikiyim. Devam et. Yardır çok mermi yiyorum yardır. Oha neyle sıkıyor onu okuyayım. Lastik patladı bunun. O geride kalan fedakar kimse helal olsun. Arkadaki arabada kaç kişi var? İki. Arkadaki araba iki kişi. Sağdan turun. Arabayı değiştirdim. Bunun lastiği patladı gitmiyor. Ananı sikiyim. Hadi grip alırız lan buraya hadi. Bekleyin ben kaldım. Geldim. Yardır. Şimdi kim kimiz arabada? Bilmiyorum vallahi 4 kişi geride kalanlar ne oldu? Kim abi koyduk kullanmıyor değil mi? Atıyoruz şu an hala. Kordik kullanmıyor değil mi? Ya yok ben öleyim oğlum ne kullanmasın? Helikopter fena sıkıyor. Bence artık bir kalabalık bir yola gir. Karanlık zaten. Yoldan kaçmak avantajlı değil şu an. Hop! 20'a gidiyorum. Avantajsızız. Bence yoldan çıkmamız gerekiyor. Şöyle bir oraya bir yere gir. Ormanda kaybolalım. Bastırmak şu maçsak şöyle bir deliği kendine gelsin. Teker patladı. Ormanlık bir yere gir. Ne dedi? Anlamıyorum ki. İnip bastırma ateşi açalım burada. Tamam şu tünele doğru gir. Dayanırsak buradan sonrası kolay. Tamam. İnelim burada fenerlerle bence yayan devam edelim. Çıkarsak tarayacak gene. Biz de onu tararız. Evet. Önemli değil bundan sonrası ya. Evet. Aynen. Yani bundan sonrası... Şimdi tweet ve racon zaman. İki tane polis bırakıp kaçtık biz. İki tane polis onlar bırakıp kaçtınız. Ya, arkadan hani... evet sizi korumak için kalanlar da kaçtı. Helal lan çese bak be. Ordu ateşi açtık yani. Heal artı yelek yok gerek yok. Zaten bu rol pas olduğu için şey olarak. Ne o kadar da admin force yapmayalım. Bu arada çok kötü PD'nin o tarafı görmeniz lazım. Arabalarını da çaldık gittik. Son gelen ekip yardımcı oluyor şu an. Oğlum şuradan helikopter yakın iniş yapıp tarıyormuş bize amına koyayım. Helikopterdeki şoförü de öldü. Düştü. Şeyi de öldü bu arada helikopterdeki de şoförü de.
PD Vibe mı? Evet arkadaşlar, PD'nin yarısı PD Vibe'landı. PD'nin yarısına CK atmak için yaptık. Yok, şimdi burada oyuna vibe attık yani. Bir sürü item silindi. Hani chest roll pasıyla halkı biraz böyle etkileyebilmek için banka soyuyor. Sisteme sızıyor. Herkese para gönderiyor. 10 biner dolar. Polislere dahi. Ondan sonra fazlasını da yakıyor. Helikopter. Helikopter. Görecek. Şimdi bunu bir ilan ya da tweet çakmamız lazım evet, abi. Evet. Halk paranın bizden gittiğini bilsin. Aynen. İlan mı atayım, evet. Tweet biz mi? Biz şu an bu helikoptere ne yapıyoruz? Abi biz arabayla burada durmamamız gerekiyordu. Tünelin ortasında dursak kaçtık. Al işte dediğim oldu amına koyayım. Ne oluyor abi? Binin abi şu arabaya bir. Binin bir arabaya. Biz 4 kişi dağdayız. İsterseniz daha gelin. Yok yok, biz kaçalım bu ekip artık. Geri dönmüyor. Evet evet. Yok, geri dönmüyorum. Lastikler mi patlak hepsi? Evet. Tanesi patlatmış. Tamam, inin şimdi. Şurada duralım en azından ki. Tamam artık, yani rolle kaçalım mı yoksa adminle uzayalım buradan? Ya bir yere uzayın, baktığınız polis yok. TP'den elin bitti zaten. Yakalayamazlar bu saatten sonra. Ya belki evet. Şurada birileri vardı. Yani daha polis çıkışta vurm- birileri olabilir abi. Polis daha vurmayalım. Ama şimdi abi o zaman admin komutu olmaz yani. Basacağız heal'i, devam edeceğiz. Çıkar. Ben bir bakayım, belki bagajda steker falan vardır. Yapma ya. Sen bana komutu söyle, ben Chess'in doktoruyum zaten şu an. Ha. Sen şey evet, misin? Konumunu söyle. Evet, medikal... Medikit. Ama ben dağdayım işte, sen bana konumunu söyleyeceksin. Ha, biz tünelin içindeyiz. Ya konumu... Siz kaçın gidin bence, kaçabiliyorsanız sonra. Kaçamayız. Ölürsek de ölün ya. Ya ölürsek de ölürüz, önemli değil evet. Ya bunlar piyonlar zaten. Hadi. Helikopter sizin alıyorum abi. Arabayla hadi gitmiyor muydun? Yok oğlum, ne arabası? Ya da stret. Ya ölürsek ölürüz şimdi. Şeyi kullanmayalım. Ben kaçarım da. Dağılarak yok olun. Herkes dağılsın. Ben bayağı yaralandım o son helikopter şeyinde. Bir de arabada çok yedim ya. Bizler piyonuz abi. Şimdi Chess'i daha anlatmıyoruz. Bunların hepsi donanımlı adamlar. Abi şimdi ben ilan mı atayım, tweet mi atayım? Sen tweet at. Şöyle güzel bir... Bu kim lan? Bu, öldü mü bu? Öldü o. Vay be. Güzel dağıldık bu arada. Bayağı güzel. Eli gördü bizi. Aynen. Ölüm sisteminde bir küçük bug var. O animasyon kendini yenilemiyor. Ben Gölbar'a kadar koştum bu arada. Kesin başındaki adam Saru tabi lan, ne sandınız? Amına koyayım lan senin, amına vudumun. Neresi lan? Ha. Yayan koşuyor mu herkes hala? Ben Gölbar'a gidiyorum. Tamam artık. Şey, TP olabiliriz bir yere. Yani dağıldık, kaçıldı zaten. Ben Heli'yi de duymuyorum. Hadi lan oradan, Saru'yla bir banka soygun planı yaparız bir ara. Bir gelişelim de hırsızlıkta. Bu şeydi yani, sistemi hem test etmiş olduk hem... İşte o Vipe'ın karşılığını rolle vermiş olduk. Bu iki yani tane boş yere 10 bin lira ve 10 bin dolar vereceğimize işte bir rolle. Aynen aynen. Yani anladınız mı olayı? Hep böyle yapıyoruz ya. Bu arada bayağı kamufleyim şu an. 10 bin hem doları... Hem de yeni gelen sistemlerimizi de gösterdik. Yeni banka soru. Ya şimdi bu iki elektrik sistem, Utku'nun yazdığı sistem. Zamanında bu zaten açık. Kullanmak isteyen kullansın. Biz bunları bir şimdi... Bir abi skinini değiştirip Mango Otel'e, LSP diye hastaneye... Ha dur dur. Şöyle bak, atmosferi bir göstereyim. Ya yani bir atmosferi göster insanlara. Şimdi kaç saat böyle oluyor?
6 saat boyunca elektrikler kapalı. 6 saat boyunca elektrik yok şehirde. Herkes karanlıkta oynayacak. Şimdi bak size göstereceğim. Bunu normal oyuncular da yapabilecek mi? Herhalde oğlum. Onu gösteriyoruz zaten. Ya keyfimize yapmadık ama. Keyfimize, bize içerik olsun da yapmadık her zamanki gibi. Şimdi bir sistemi, şimdi böyle değişik scriptler ekleyeceğiz. Bu zaten dediğim gibi Utku'nun yazdığı, önceden yazıp da paylaştığı bir script. Bak şimdi şehre bakın. Abi bu arada normal oyuncu yapabilir tabii de. Orada NPC'ler olacak NPC'ler ve savaşması evet. Gerekecek. Arkadaşlar orada şimdi bak o scriptin içinde iki tane şey var. Yol var normalde. Biri sessizce götürebiliyorsun işi. Biri de çatışmalı. Ama eğer ki o sessizce bitirmeye çalışırken herhangi bir NPC seni görürse oradaki direkt alarm çalıyor. Ortalık coşuyor. Şimdi normalde burada o şeyden bahsediyorum. Elektriği kapatma scriptinde 70'e yakın NPC var ve hepsi çok ağır zırhlı falan. Hani realistik mi tartışılır? Hani elektrik santrali. Oil gibi aynen. Oil gibi orası. İsteyenler bunun yapıp orada tabii itemlara da ihtiyacı var. C4 gibi vesaire. Şehrin elektriğini kesebilecek. Ve gerçekten çatışması lazım. Çatışırken de oraya bir de polisler geliyor ama oradaki NPC'ler polislere saldırmıyor. Elektrikleri böyle 6 saatliğine kesebiliyorlar. Bu bir takım scriptlere bağlantılı olacak. İşte belki ATM'ler çalışmayacak hale gelecek. Belki 3. saatten sonra şarjları bitmiş gibi telefonlar kullanılmayacak hale gelecek. Gibi gibi geliştirmeler yapıyoruz. Yani Utku'nun zamanda yazdığı ve paylaştığı scriptlerin sadece dün temelini attık işte bu izledikleriniz. Şimdi onları geliştirmeye başlayacağız. Ama bunların hepsi kullanılabilir. Banka soygunu da bizimkini komple silip bunu ekledik. Bu daha temizdi. Daha animasyonları falan çok güzel zaten. Bu arada o banka soygunu da eğer o paranın hepsini o süre içerisinde toparlayamazsanız kapı kapanıyor, içeriye zehir geliyor. Hem yani zehir geliyor, bayılıyorsun orada, hem de içeride kilitli kalıyorsun. Onun sürelerini falan İçeri oynayacağız. Sadece kapı kilitli olan kapıyı da sadece polis açabiliyor zaten. Egolarının kurbanı olan LSPD bu sefer halkın kazanmasına engel olamadı. Siyah ve veya beyaz. Piyonlar birleşmeyi başarırsa şahlar ve vezirlerin hükmü kalmaz. %1'in parası %100'e eşit olarak dağıtıldı. Chess Los Santos halkına saygılarını sunar. Aga be. Abi hazır müşterek elektriği de açar mısınız yazmış amına koyayım ya. Böyle bir yorum var ya. Hay Allah'ım. On off tuşa basar. Çok güzel. Tamam. Şimdi ne yaptık? Halkın yanına böyle bir küçükten sırtımızı yasladık. Paraları verdik. Ondan sonra PD'yi biraz tokatladık bu sefer mecbur bak, geçen. Bak Rezal, Mahir silah satıyor musunuz yazıcım? Dur bak şu şehirde gezelim bir. Sen anlat Mahir anlat. Mahir şey yazmış, ilan atmış. Ruhsatlı Uzi alınır ya. Ruhsatlı Uzi, ruhsatlı Peter alınır yazmış. Bizim şeyleri vurdular mı? Ne? Arkada kalanları mı? Evet. Ha, yok. Bilmiyorum da kovaladılar. Vallahi bana kimse gelmedi, ben hala çatıdayım. O kadar rahat kaçtım ki kaos yani. Karalar bende olsa rahat. Koşarak kaçabilirmişiz. Valla koşarak kaçabilir misiniz yani? Şehir çok iyi şu an ya. Bak şimdi. Şeye bir gideyim, otele. Poyraz Ulu Türk cevap verdi. Aha. Neye cevap çocuk verdi? Çocuk katili, hırsız, terörist. Bu şehrin insan neyin ne olduğunu size çocuk katili... Ya hadi lan orada hani PD'nin yaptığı hatayı bize şimdi videoyla YouTube'a attırtmayın. PD ifşa diye video koyuyor değil mi yayından? Arkadaşlar OC öğrenin ama IC'ye taşımayın ama bilin. Onur aynen öyle şey. Uy Barbaros ne yazmış bak. Karanlıktan korkan insanları karanlığa sığınır yaptın. Kes. Mia Carter. Para paradır teşekkürler. Para paradır teşekkürler. Bak motel odaları falan kapkaranlık oğlum. Mum ışıkları falan gözük içinde tamam. Göstereyim mi sana bir motor odasını? Benim var bir tane. Göster bakayım dur bir çıkayım şuradan. Oy anam. ID ver abi. ID'im... Bekle. 268. Nereye götüreyim bebeğim? Mangoya bebek.
karanlıkta sevişme olayından çok hoşlanıyorum. Şehre kasvet düşmüş ya. Ya bu elektrikler ne zaman gelir ya? Ay harbiden ya. Hadi gel odamıza gidelim bebeğim. Neyse mum ışığında sevişiriz. Saç rol yapsın abi. Elektrikleri düzeltmeye geldim. Herkes ekmeğinde. Hastaneye şu anda helikopterle ve polis arabalarıyla şeyleri yaralı memurları getiriyorlar bu arada. Harbi mi? Dur gider bakarız. Aha burası neden bu kadar karanlık? Doktor alayım da gideyim. Uf var ya bence çok inanılmaz romantik olmuş ya. Yüzümdeki dövmeleri beğendin mi bebeğim? Çok tatlısın. Gizlediğim bir tane dövme var bak. Tam fil suratı çizdirdim. Gözleri tam kasıklarımla. Fil suratlarına bayılıyorum. Misin? Evet. Büyüyebilir miyim? Siktir git amına koyayım. Oğlum çok iyi karanlık. Millet var ya bence ne yapsınlar biliyor musun? Oturup böyle motel odalarında odalarına. Karanlıkta ay yapsınlar. Mumuşu güzel değil mi? Şu mumuşu evet, çok evet. İyi olmamıştı. Baksana ya. Tam bu gece işte toplanıp korkunç paranormal hikaye anlatma gecesi. Bence de. Tam sosyal RP zamanı. Gel bir de şeye bakalım, hastaneye bakalım çaktırmadan. Şehirde neler olmuş. Abi neredesiniz bir tepe at. Moteldeyiz. Dur atma şimdi hastaneye moteldeyiz. Gidiyoruz. Atmayayım o zaman dur. Biz karda racingle geziyoruz ama. Atla bebeğim ya. Abi. Bizim tırı çalmışlar, bizim tırla geldiler hastaneye buna biz. Hadi lan. Yemin ediyorum. Hala motelden hastaneye giderken GPS kullanan koca yürekli adam. Ben şeyi çok merak ediyorum, hastanede kaç tane polis var şu an? Abi hastanın içi kapkaranlık bir de. Fener tutarız abi yardımcı olursun. Gel canım bir ertesi gün hapı alayım sana. Aa evet. Sadece yine yemeği. Uzaklaş, uzaklaş. Uzaklaş, ooo. Beyefendi, aa çok kötüyüm. Biz doğuracağım. Doğuracağım. Aşağıda yerel hastane var. Lütfen oraya geçin. Hiçbir şey olsun. Ne oldu? Yerel hastanede ertesi gün hapı satılıyor mu? Bilgim yok beyefendi. Onun için eczaneye başvurum. Atla bebeğim götüreyim seni o zaman. Acil bir şekilde uzaklaşır mısınız? Acil bir şekilde uzaklaşıyorum. Lütfen. Kolay gelsin doktor bey. Sizde ertesi gün hapı var mı? Lan devam et. Yürü. Tamam yürü. Tamam. Ay bu ne kabalık ne kadar kaba bir herif bu ya. Orası bu çocuğu. Ya içeri bakacağım. Oğlum karanlıkta nasıl gel müdahale? Gel abi gireriz ya. Ne olacak? Ya gel FBI stikini alalım girelim içeri. Doktor yok yok. FBI'ye gerek yok doktor. Ben ikna edeceğim şimdi. Dur o zaman bekle. Şurada bir doktor olalım. Bu bir doktor pratisyen. Ya şu araya gir bakayım bir. Spek de girebilirdik ama niye? Pratisyen kim doktor? Aa merhabalar ben pratisyen. Aa ben köpekle gireceğim ya. Köpeği de almamazlık etmezler herhalde. Almazlar amına. Köpek giremez hastaneye. Abi gorillerle basılır. İntikam alma gelin. Hatırlar atmadı. Oh iyi olmuş. Tukan abi. He. 91 görmediysen. 91 mi? Daha oraya gelmemişti. Doktor mu arıyorsun sen? Aynen. Dört tane aynı doktor gelelim ya. Ya bu kadar da dövmeli doktor olmaz amına koyayım. Buradan değişmiyor mu dövmesi yok ya? Yok abi o karakterde dövme varsa ona geçiyor sikimi. Ama dışarıdan görünmüyor. Biz profesyonel. Tamam ya böyle oluruz. Biraz asi bir doktor olsun amına koyayım. Ne yani dövmeyle yok, ne alakası? Yok görünmüyor abi zaten dışarıda. Kardeşim racing'le de gitmeyelim ama ya. O zaman 280'e gelebilirsin. En güzel araba kardeşim. Pardon. Bırakın. Ne doktoruyuz biz? Sen çaktırma abi. Petisyen. Ortopedi falandı abi. Beni de alsanız arabaya. Koy neredesin ya? Hastanenin karşısındaki kaldırımda. Tamam dur alırız seni şimdi. Kadın doğum uzmanı ne alaka amına koyayım. Ne oldu kardeşim? Sen de mi doktorun? Bunlar siz misiniz? Evet. Sen onunla nasıl gireceksin oğlum içeriye? Randevum var kardeşim sizinle. Doktor değil mi? Almıyorlar. Almazlar oğlum. Ya girin biz neyse, böyle girelim. Neyse doktorum da ya. Harun'la doktorun diyemem. Siz girin o zaman. Ha sen Harun'la oynuyorsun. Harun gördüm onu aldım direkt. En kolay oydu.
Şurada park ediyorum. Hastane girişler kapalı. Bu taraftan gelmeyin arkadaşlar. Merhabalar efendim. Arkadaşlar bekleyin. Lütfen daha fazla ilerlemeyin arkadaşlar. Bekleyin. Tabii ki de memur bey, bekleyelim o halde. Destek için çağırdılar. Acil müdahale gerekiyormuş. Operatör hatta mı? Kimliklerinizi görebilir miyiz? Ya bırak acaba? Kimliği amına. Doktor giyinimli 4 kişi hastaneye girişinde. Yakasında kimliği asıldır diyorum. Yakasında doktor kimliği Büyümünü yollar mısın çıkışa? Asılıdır. Kimlikte Profesör Doktor. Tamam, sonra onu siptak. Tamamdır. Arkın tanıyor musun bunları? Seri Han. Oo, Arkıncığım nasılsın? Kimlikleri doğrulama. Uğur Duran yazmaktadır. Kiminiz hazır mıyım? Genel cerrah. Seri Han Uğur Duran. Arkıncığım neler oluyor burada? Bünyamin hocam anlatsın. Bünyamin hocam alt hastaneden gelmiş tabii kendisi. Bünyamin çok geçmiş olsun. Bünyamin çok geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah, kimsiniz? Kimlikleri göreyim. Ya yok artık, tanıyormuş rolü yapıyoruz işte ya. Daha geçen çay içtik Bünyamin. Kimliği nasıl unutursun bizi ya? Bünyamin yoğunluktan biraz kafası karışmış gözüküyor. Kim yanlarında Mansur var mı? Lan Allah Allah! Çay içtik geçen evladım, nasıl hatırlamıyorsun? Saklaşın buradan. Bey. Jeneratör yok mu ya? Hoş geldiniz tekrar. Bu jeneratörlere ne oldu yahu? Jeneratörlerimizde bir ufak sıkıntımız var, buyurun ameliyat. Tansızatımız 15 bu. Gelmeyen kalmadı Bünyamin ya. Geçmiş olsun memur bey. Teşekkür ederim. Var başka bizden ya. Buyurun. İçeri alacağız seni. Sen kanalımızı tutmaya devam et. Facia. Oyunite bittikten resmen facia olmuş. Hata yapıp vurgulayarak özür dilerim deseniz abi. Oyunite bittikten sonra serumla değiştirelim. Bir dakika. Anlaşıldı. Tamamdır, söyleyeyim. Oturun. Mermi içeride değildi. Bir açık yara vardı. Açık yara içeride. Zor şartlarda. Dur bakalım şu şeyle konuşalım. Donluyla. Adım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çavuş. Çok geçmiş efendim olsun. Hocam. Duyduk, üzüldük. Hemen desteğe geldik. Çok çok geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar hemen organize olalım. Acil müdahale gerektirenlere hemen ilgilenelim. Buyurun. Tetü Bey buyurun. Tetü Bey. Tetü Bey. Pitibör. Tetü Bey. Daha iyi hissediyor musun? Soğuk. Seri sallamasyon. Facia. Evet, yani böyle olayın şokundan bilmiyorum. Hiç acı hissetmiyorum. Normal mi? Ben üroloğum burada işimde. Bilmiyorum. Onu role mi döktün? Yaralıyı görmedim de ondan. Ay. Abi. Ben tutsam sana fayda eder mi? Fener tutuyorlar ya. Biraz dışım. Çok güzel. Tamam ufaktan. Bu bizim sabit doktorun adı neydi? Unuttum. Hatırlamıyorum. Vah vah vah. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Hulusi'ymiş. Hulusi'ciğim, nasılsın? Sizinle ilgilendiler değil mi? Aa Hulusi. Aynen, içeride ilgilendiler. Sen aynı şu an ilgilendiğiniz olmuş. Arkadaş kendine gelemedi herhalde. Hulusi ölmemiş evet, miydi evet, ya? Evet, biraz ağır gözüktü. Çok geçmiş olsun. Çok Cenk. Cenk gelecek. Baktılar size sana? De bakayım. Ha bakıyorlarmış. Bir bastıra millet yapmış. Sağ ol. Beyefendiler yardıma gelsin. Şöyle döneyim. Bel bölgesinde bir ağrı var mı? Ah yok yok. Çok geçmiş olsun. Çok sağ ol. Doktor çok sağ ol. Hastaların kontrolleri yapılmış sanırım değil mi Bünyamin? Yapıldı. Talihsiz bir kaza geçirmemize rağmen sevklerini başarıyla sağladık. Herkes burada. Karışmayın da bir sahne vardı ya. Teşhisi yaptım. Tekrar anneniz kadın. Acil bir şey teşekkür ederiz. İlet bana. Destek için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Alt odada bekliyoruz biz. Bir şey olursa bir telefon tamam. Uzandayım. Bir sıkıntı yok. Ben sana iletişim kurarım. İsim neydi bu arada? Sarihan ben. Anladım. Biraz B12 almalısın Bünyamin.
Kesinlikle ama bugün buradan geçen kaç tane yaralı olduğunu bilemiyorsunuz. Anlıyorum anlıyorum. Yoğun çalışmak bizim de başımıza geliyor. Aha. Sen bir de gel aşağıdaki hastaneyi gör. İnanamazsın neler geliyor. Bir ara ziyaretinize geleyim, ayıp ediyorsunuz. Gel mutlaka yani. Bir çayımızı iç. Geçen seve bir çay seve. İçelim ya. Facia olmuş burası. Başta wow. Biraz tanıyamadım, kusura bakmayın. Olur öyle. Ortamın olur. Gerçekten çok karışık. Ben sana bir B12 yazarım. Seve seve. Bünyamin nasıl durumları? Bizimkileri? İyiler. Evet, herkesin müdahalesi yapıldı. Sıkıntılı bir durumumuz yok dışarıda. Haşat etmişler çocukları. Çok üzüldük ya ama ilgileniyorlar. Bir de kaza geçirdik yaralılarla. Çok kötü ya. Tamam, siz bir kalkın ayağa da. Facia. Resmen tamam, facia. Tamam yanımda Tarkan, söyleyeceğim ben. Bunların hepsinin hayatını sıkacağız. Sen sakin ol. Yani o kadar kötü bir döneme denk geldik ki. Görebiliyor muyum? Görülebilecek bir yerdeler mi? Şu an için herkes içeride müdahale yapalım. Ufaktan tüyelim yoksa rol pas diyecekler, götü gibi kalacak. Hiç anlamadığım iştir doktorluk. Uzaktan dostu baktım. Stres oldu. Adam bana versene bir tane ya. Abi yakıştı abi sana ya doktor. Şu hadi sigarayı oldu. Artık bırakın arkadaşlar, bu nedir ya? Bu kadar sesin içine bırakmak kolay olsa keşke. Ama kendinize bakın yav. Yav canım, kendinize dikkat edin. Bu hayat yaşamak için var yahu. Tamam ya, hayatın tadı çıkarıyorum işte. İçerideki gibi facia bir problem mi yaşamak istiyoruz? Hiç gerek yok. Ben dün yaşadım canım zaten mi? Yeterince. Ah. Ne olmuş, olayları bir anlatır mısın? Duyduğuma göre bir çatışma yaşanmış. Twitter'da yazılanları banka soygunu görmüş. Vardı. Banka soygunu demek. Hı hı, banka soygunu dalardı. Olayını yakın gözden yaparken. Benim hesabıma bir para gelmiş. Evet evet evet, tam olarak o konudan bahsedecektim. Hesaba bir para geldi. Bunun Twitter'da bir paylaşım yapılmış. Doğru mudur bu arkadaşlar? Doğrudur. Herkes doğrudur. Bize de geldi. Facia. 50 gönderdiler. Vay be. Kime 50 yollamışlar hanımefendi? Yok, 50 bin değil. Sana 50 mi yolladın? Hayır, 50, ondan sonra 10 bin gönderdiler. Önce ne? Ses kontrolü yaptılar büyük ihtimal. Sistemi sızıp. He. Yok abi, önceki 50 diyorlar. 50 deyince 50 bin sanıyorum oğlum. Devlet bu paraları bu kadar kişiye nereden gelecek? Devlet ne yapacak yahu bu konularda? Vallahi devletsin. Belki cari açığı devlet dağıtmıştır. Bu olaylarla hiçbir alakası yoktur. Vallahi bilmiyorum. Açık yani bizim kasada çocuğun, fazla çıktıysa. Bizim çocuğum bir laptop, iPad falan istiyordu. Onları alırım yahu. Anlamayalım birimiz. Doktor maaşları gayet banka iyi. Banka soyuluyor ve bunu vatandaşa dağıtan bir... Ne bu, terör grubu falan mı bunlar? Kimdir ya? Terör grubu vatandaki şey, vatandaşlara zarar vermez mi? 10 bin dolar mı yatırdı? Ama bu paralar banka soygundan çok önce yatırıldı. Nasıl bir yani de şöyle ya? De bir durum nasıl var. Yani? Öyle miymiş? Yani o şey adamlarla bağlı olduğunu nereden biliyorsun mı? Ki? İşte bağlı da olmayabilir. Onu diyorum ya, belki de gerçekten kasada fazla vardı. Devlet dağıttı vatandaşlara. Devlet öyle bir şey yapar mı? Hayret, hayret veriyor. Hiç zannetmiyorum. Ben devlet çalışan olarak primlerimi zor alıyorum. Efendim yavrucuğum? Ne dedin sen? Son ihbarı önleniyorum. Aa, bizim de bir ihbarımız var. Var mı? Şu ihbarla bilgilenelim. Hemen. O zaman buyurun. Tekrar buluşmak üzere. Kolay gelsin. Bir şey olursa buluşmak hemen arayın. Görüşmek üzere. Bünyamin. Bünyamin. Aslanım benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Emre Bey. Evet. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ne olmuş tam olarak ya? Olayla ilgili bilgi vermem doğru olmaz. Kusura bakmayın. Anladım. Biz kusura bakmayın. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin, iyi nöbetler dileriz. Bak, aman kendinize dikkat edin. Dur geliyorum. Bu kim lan? Ha. Bir saniye, biz arabayla geldik. Dur. Bizim araba arkada kaldı. Bizim araba arkada kalmış. Bizim arabamız ileride. Çocuklar canavar gibi ya. Aynen öyle. Yavrum, önümü göremiyorum. Bu saatte nasıl yapayım memeyi ben sana ya? Kapat. İlahi. Bu estetikçilerin işi zor ya. Aynen öyle. Düşünsene her nasıl gün meme sıkıyorsun. Hem de ne memeler geliyordur ona, biliyor musun? Böyle halka başı düşmüş. Tanışma takmanı olmuş. Çeşit çeşit ya. Fikirleri neymiş? Olmayanı bile yapıyoruz efendim. Dur, şurada sağa çekiyor. Discord'da mısınız lan? Ben Discord'da. Evet. Ha,